Bursa kesanesi şu olur. Siirt'te kestane piyasası ne durumda? Çin kestanesi piyasada var mı? Nasıl anlaşılır? Bunun hakkında birazcık bilgi verebilir misin bize? Zaten biz eskiden beri kestane satıyoruz. Ama son 1-2 senedir düzenli olarak yerli kestane bulamıyorduk. Bu sefer kendimiz gidip merkezinden, Bursa'dan ancak bağlantı kurup getirebiliyoruz. Şu anda piyasada satılan kestanelerin geneli Çin kestanesi. Bunlar pişmiyor. Bunlar ithalatı yapıldığı zaman genelde hayvan yemi olarak gösteriyorlar. Bu çizip ateşe konulduğu zaman köpürtme yapar. Zaten açılması mümkün değil. Bundan dolayı hatta burada biz de sıkıntı çekiyoruz müşterilere anlattığımız zaman. Bu kestaneler 100 lira diye başka yerde siz de niye şu fiyata dedikleri zaman biz onlar Çin kestanesi diyoruz kendilerine. Bunlar yerlidir. Bunun yerinde alışı 170-180 lira bandında bize geliyor. Biz de gördüğünüz gibi 200 lira, 220 liraya vermeye çalışıyoruz en iyi kestaneleri. İşte halkımız tam olarak bu konuda bilinçli değil. Çin kestanesi nasıl anlaşılır diye sormadan önce ben size söyleyeyim. Biraz daha iri olur, toparlak olur. İçi çizildiği zaman içi hafif sarımsı. Hani hatta yeşile çalıyor biraz. Pişirildiği zaman kesinlikle iyi pişmiyor ve yenmiyor. Rahatsız edici bir tadı da var. Tavsiye etmiyoruz. Bize geliyorlar kendileri işte durum böyle bir... Şöyle bir yerden bunu aldık diye dert yanan müşterilerimizden geliyor. Biz onları anlatmaya çalışıyoruz. Denetim böyle. Eğer engellenmek istese zaten bunun geldiği yeri belli. Mersin Limanı'na gümrüğü serbest bir kere. Tamam hayvan yemi olarak geliyor serbesttir ama hiç kimse bunu hayvanlara verdiğini iddia edemez. Yani hiçbir hayvan. Çünkü hayvana maliyeti gene yüksek. Yani hayvanların yiyeceği bir şey değil. Mesela maliyeti 70-80 lira. Toptan satışı 100 lira. Her kimse bunu riske girip hayvanlara alacak kadar enayi değildir. Ancak insanlar bir bölümü kendini kandırıp almaya çalışıyor. Zabıta ne yapabilir? Zabıta burada bir önlem alır. 81 ile yayılan bir ürün bu. Gene zabıta bir şey yapmak istiyorsa zebze hallerinde, o da Mersin gibi, Adana gibi büyükşehir zebze hallerinde zaten oradan başlıyor, dağılıyor tüm Türkiye'ye. Oradan önlem alabilirler. Ama burada bir tane manavcı almış, diyelim gariban manavcı almış, gidip el koyması etik değil. Manavcı da rakabet etmek için komşumda var, bende de olsun, orada da olsun, var, bende de olsun diye mecbur olmak zorunda kalıyor. Bunlar Bursa kestanesi. Zaten bellidir, şekerci dediğimiz kestaneler. Yani diğerleri hiçbir alakası yok yani. Baktığın zaman, yana koyduğun zaman diğerleri bilye gibi, yuvarlak. Hani cevizden daha iri ve yuvarlak şeklidir. Hani mutlaka kestane alıp, alın, bunu tanır muhakkak, onu da tanır. Hani bilerek kendilerini şey yapmaya çalışıyorlar. O iridir. Onun orta boyu ve ufağı yoktur. Mesela bu en dublesi bile bizim bu kestane bundan bile çok daha iri mesela. Hani herkes tanıyabilir aslında. Baktığın zaman zaten bu kestanelere benzemediği aşikar yani. Türkiye'deki kestaneler yıllarca halk kullanıyor biliyor bunu.